Ne oluyor ya? Gel. Sen Çin yemeği gibisin bir tür. Varken ilginçsin. Yokken kimsenin aklına gelmiyorsun. Çık odamdan Evren. Sebep? Bora gelebilir her an çünkü. Hadi. Yahu bana ne? Geçti o günler. Anlamadım. Şöyle izah edeyim. Ben nereden geliyorum biliyor musun? Uzatmayayım. Mehpare çantanın yanından. Büyük patron. İmparatorluğumuzun gizli beyni ha? Çok ilginçti. Kadıncağız konuşamıyor, hareket edemiyor. Hatta kendinde bile değil. Sence o imzaları kim atıyor dersin? Ha? Hikayeti vardır. Sana ne? Ya tabii. Ben hiç düşünemedim bunu. Peki ne zamandı böyle kendine değil acaba? Yani onun vekalet verdiği zamanlarda. Vekalet herhalde tabletlere yazılıyordu. Bak bebeğim. Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ben sana hiçbir şey bilmediğimi söylemedim mi? Doğru söyledim. O zaman öğren bebeğim. Şimdi. Bana senin üzerindeki hesaplar dahil olmak üzere. Tüm girişimlerin belgelerini getireceksin. Bu bir. Tüm hesap hareketlerini istiyorum. Bu iki. Bir de hangi fonda ne anlaşma var? Hangi iştiraklerde ne gibi aktiviteler var? Hepsini. Anlaştık. Neden istiyorsun sen bunları? Amatör olarak şirket ele geçirmekle uğraşıyorum diyelim. Ama asıl işim. İntikam. Bu arada saçların böyle güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş ya. Hadi Evren çık. Ya çok kabasın bazen gerçekten. Kırılıyorum ya. Kalbim parça parça oluyor. Ben seni o kadar seviyorum o şekilde. Ne yapıyorsun sen? Gözle konuşmamız lazım. Ne haber Bora? He? Ya biraz birbirimize zaman ayıralım. İyi günler. Evren korkunç tehlikeli bir şey yapıyor. Ne oldu abi? Ya Gözde benim şu an senden başka güvenecek kimsem yok. Lütfen beraber hareket edelim. Allah Allah. Niçin? Bora için. Senin abin için. Benim her şeyim için. Karnındaki çocuk için. Yani engellemen lazım Evren'i. Ne yapıyor ki Evren? Evren Bora'nın annesini bulmuş ve bu Bora'yı çılgına çevirecek bir şey. Niye? Çünkü Bora annesini herkesten saklar. Ben bile görmem. Mehpare'nin bütün şirketlerin sahibi olarak gözüküyor. İyi de paralar senin üzerine. Şirketlerde annenin. Evet ama Bora çok büyük bir borsa soruşturmasının ortasında kaldı Amerika'da. Yani canını zor kurtardı. Muzo da Bora'nın müdürüydü. 5 yıl hapis yattı. Bora'nın gözlerinin önünde annesini tutukladılar. Bora hiçbir şey yapamadı çünkü o zaman işte ablamı yeni kaybetmişti ve savunamadı. Kendinde değildi. Bu annesi ne oldu sonra? Annesi de bir şokla felç geçirdi. Ve şu an hareket edemiyor, konuşamıyor. Öyle duruyor. Perişan olmuştur Bora. Bayağı kendini yedi bitirdi. Bir daha kendini hiç affetmedi. Sonra işte bu yeğenini öğrenene kadar yüzü hiç gülmedi bile diyebilirim yani. Şimdi Evren seninle evlenecek. Ertesi günde tuşa basacak. Benden bütün serveti belgelememi istedi. Gidip abime söyle.
Gözde. Evren de beni söyler. Yani arkasından iş çevirdiğimi söyler. Bora'nın zaten bana güveni azalmışken şimdi böyle bir şey yapamam. Ne olacak canım? En fazla abim seni bir daha görmez. Ama sen onu kurtarmış olursun. Gözde. Bana bunu yapma lütfen. Ya gerçekten benim Bora'dan başka kimsem yok bu hayatta ve o beni gönderirse ben yaşayamam. Allah Allah. Ne varmış bu Bora'da bu kadar ya? Bilmiyorum. Ben herhalde ablamın ölümünü Bora'yla beraber kabullendim. O olmadan o yazı taşıyamam. Yani Bora yokken fotoğraflarına bile bakamıyorum ablamın. Sakin ol. Ben çocuğum için ne doğruysa onu yapacağım. Sözümden dışarı çıkmayacaksın Lal. Tamam, ne istersen. Yeter ki Evren harekete geçmesin. Tamam. Önce şu düğünü erteleyecek bir mazeret bulmamız gerekiyor. Bunun için de biraz süre ihtiyacımız olacak. Tamam. Korkma. Ben çocuğumun servetini kimseye yedirmem. Abimi de sokakta bulmadım. Böyle sana öyle bir uyuzum ki. Sanki ne yaparsan yap hiç geçmeyecekmiş gibi. Asıl ben sana uyuzum be. Travmam var benim. Önce Cenk'ten, sonra babamdan. Şimdi de senden. Su. Bak kızım. Aman. Ben yakında evleniyorum. Kardeşiniz için. Niçin evleniyorsan evleniyorsun. Açıklama yapmak zorunda değilsin ki. Elbette.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.